Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tekstil, giyim eşyası ve deri sektörü hisse senetleri üzerine konuşacağız. Değerli arkadaşlar, bu sektörde 27 tane hisse tespit ettim. Bunlardan 10 tanesini ele aldım. Diğerleri ön elemeyi geçemedi. Bu 10 hisse senedinden 6 tanesini değerlendiriyorum. Bunlar içerisinde portföye alınabilecek, yatırım yapılabilecek olan hisse var mı? Hangileri göz önüne alınabilir, öne çıkıyor? Onları tespit edeceğiz. Daha önce diğer sektörlerle alakalı değerlendirmeler de yapmıştık. Bunları bir yere toplayacağız ve örnek bir portföy olarak bir liste yapacağız değerli arkadaşlar. Sanırım yararlı olacaktır. Şimdi analizimize başlıyoruz. Arsan Tekstil'den başlıyorum arkadaşlarım. Şimdi bu Arsan Tekstil temel ve teknik olarak ne durumda, hedefleri nedir? Bunlar üzerinde detaylara girmeden kritik noktalara değinerek bir analizde bulunmaya çalışacağım. Arsan Tekstil'de borçlanma oranı çok düşük. 0.15 gibi bir borçlanma oranı var. Ancak arkadaşlar Arsan Tekstil'de hasılat bana biraz düşük gözüktü. 1 milyar lira hasılat var. Bu 1.5 milyar lira civarında olabilseydi daha iyi olabilirdi. Bu sektörde değerlendirme yaparken Bossa'da da yine gördüğüm kadarıyla hasılat düşük. Bu iki şirketi çok daha detaylı incelemek, bakmak lazım. Şu anda söylediğim gibi belirli bazı kriterlere göre değerlendiriyorum. Bu Arsan ve Bossa'yı yine değerlendirmeye aldım. Ancak daha detaylı incelemek gerekiyor. Hasılatlarını düşük gördüm. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Öz karlılık, öz varlık karlılığı %42 gibi iyi bir rakam Arsan'da. Fiyat 7.36 lira değerli arkadaşlar. Ve burada hedef fiyat 10 TL çıkıyor. Onu burada işaretliyorum. Hedef fiyat burası. Demek ki 10 liranın üzerindeki burada yaklaşık 13 liraya kadar, 13-14 liraya kadar yapılan fiyat hareketi ederinin üzerinde bir fiyat hareketi imiş. Şimdi burada 5.5 liraya kadar bir gerileme gördük. Gerilerken de fiyat, hedef fiyatının aşağısına, bir hayli aşağısına, yarısına kadar neredeyse gerilemiş. Şimdi şurayı tekrar işaretliyorum. 10 lira hedef fiyat. 3 aylık bilanço henüz açıklanmadı burada arkadaşlar. Toparlarsam borçlanma oranı çok düşük fakat hasılatını biraz az buldum. Öz varlık karlılığı fena değil. Hedef fiyatı da 10 lira. Buna göre değerlendireceğiz. Diğer hisselere de baktıktan sonra bir karar vereceğiz. Şimdi diğer hisseye geçiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci hissemiz Derimot. Derimot'ta borçlanma oranı biraz yüksek. Şuradan bakalım. Toplam varlıkları 730 milyon lira. 525 milyon lira kısa vadeli yükümlülüğü var. Uzunlar da var. Ancak bu borçlar finansal borçlardan oluşmuyor değerli arkadaşlar. Daha çok ticari borçlardan oluşuyor. Bu nedenle totalde şirketin finansman gideri çok yüksek değil. 1.3 milyon lira gibi bir finansman gideri var. Bu nedenle borçlanma oranına şu an takmıyorum. Değerli arkadaşlar, Derimont oldukça iyi çalışıyor. Sanırım hem üretici hem de perakende şirketi olmasının avantajını yaşıyor gibi düşünüyorum. Şirket toplam varlıkları olan 730 milyon lirayı çok iyi kullanıyor diyebilirim. Öz varlık karlılığı %37, öz varlıklar 162 milyon lira. Esasen çok büyük bir şirket değil. Toplam varlıklar 730 milyon lira, öz varlıklar 162 milyon lira. Fena çalışan bir şirket değil. Ben beğendim. Değerli arkadaşlar, burada Derimot'ta 9.68 lira fiyat var. Hedef fiyat ise 12 lira. Şurayı işaretliyorum. Zaten yılbaşı rallisiyle hedef fiyatına çok yaklaşmış. Hemen hemen oraya gelmiş. Daha sonra 7 liraya kadar cazip bir seviyeye. Buradan tekrar hedef fiyatını test ediyor. Ve tekrar orada satış geliyor. Aşağıya doğru 8 liraya yaklaşıyor. Demek ki 8 lira ile 12 lira olan hedef fiyat arasında bir zikzak yapıyor. Ama zamanla bilançolar geldikçe, hedef fiyat yükseldikçe 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık bilançolar çıktığında büyük bir ihtimalle bu hedef fiyatı aşacaktır. O şekilde tahmin ediyorum değerli arkadaşlar. Şöyle yaparsak zaten uzun vadeli bir trend içerisinde şu an hazmediyor. Burada 4 liradan 12 liraya yapılan rally'nin
hazmedilmesi söz konusu. 7 liranın altına düşmedi. 12 lira hedef fiyatını aşamıyor. Zamana ihtiyacı var. Bilançolar geldikçe yukarıya gidecektir. Ve yıl sonunda benim tahminim kar rakamı eğer oluşursa hedef fiyat burada 15 lira olacak değerli arkadaşlar. Yıl sonu rallisinde 15 lirayı test edebilir. Belki bir parça üzerine de çıkabilir. Piyasaya girecek paraya ve genel konjonktüre istinaden. Ancak 15 liranın üzeri yıl sonu rallisinde artık pahalı hale gelebilir. Biz bunun sağlamasını nasıl yapacağız? 9 aylık 12 aylık bilançolar çıktığında daha net konuşabileceğiz. Evet, bunu da geçiyorum değerli arkadaşlar. Derimot'u beğendim. Şimdi bir sonraki hisse senedimiz. Evet, bir sonraki hisse senedimiz DESA. DESA'da da hemen bakalım. Evet, fiyat kazanç oranı 10 civarında. Piyasa değeri defter değerinin 4.9 misli üzerinde. Bilançosuna bakalım. Hemen süratle bakıyorum. Evet arkadaşlar, bu da çok büyük bir firma değil. DESA deride yine 930 milyon lira dönem varlığı var. Toplam varlıklar 1381. Evet, öz kaynaklar 608 milyon lira. Arkadaşlar, borçlanma oranı burada 0.52. Derimot'ta 0.75 idi. Ancak burada yine borçlar finansal borçlardan oluşmuyor. Ticari borçlardan oluşuyor. Bu sebep dolayısıyla burada da yine finansman giderleri çok yüksek değil. 23 milyon lira bir finansman gideri var. Öz varlık karlılığı, bakalım ona da. Geçtiğimiz yıl net kar 287 milyon lira. Öz varlıklar 574 milyon lira. Arkadaşlar, öz varlık karlılığı 0.70 civarında. Bu Derimont'ta öz varlık karlılığı 0.37 idi. Burada biraz yüksek, 0.71. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi bir yandan rakamlara bakıyorum, grafiğe bakıyorum. Diğer yandan da video üzerinde değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Aynı anda biraz zor oluyor. Şimdi toparlarsam, borçlanma oranı Derimont'tan biraz düşük, ancak satış hacmi burada bir parça düşük. Öz varlık karlılığı 0.71 değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz bir bakalım aşağıya doğru. Esas faaliyet karı geçen yıl 25 milyon lira iken bu yıl 31 milyon liraya yükselmiş. Evet arkadaşlar, burada fiyat 60.8 TL'de bulunuyor. Hedef fiyat ise 63 lira. Hedef fiyat şuralarda. Şurayı kapatalım. Bakalım. DESA deride hedef fiyat şurası. Hedef fiyata oldukça yaklaşılmış durumda. Ancak 40 liralara gerilediğinde bu hisse cazip. Ve şurada bir direnç var. Hem hedef fiyat seviyesinde hem de bir direnç seviyesinde bulunuyor. Eğer buradan yukarıya doğru giderse pahalı hale gelecek. Ancak yıl sonunda açıklayacağı bilançoya istinaden gelecekteki muhtemel tespit edeceğimiz, faraziye olarak söylüyorum, hedef fiyat 80 lira değerli arkadaşlar. Yıl sonu rallisinde, yıl sonu bilançosuna istinaden hedef fiyat 80 lira kadar olabilir. Ancak henüz zamanı var, erken. Şimdi şurada bir direnç olduğundan ve düşen bir kanal olduğundan söz etmiştik. Eğer bu 61-62 liraları yukarıya kırarsa, hedef fiyatının üzerine çıkarsa, o zaman bir parça daha değişik bakmak lazım. Çünkü biz burada şu anda mantıken aşağıya doğru bir gerileme, 50 liraya kadar bir gerileme bekleyebiliriz. Ama bu dirençlerini yukarıya aşarsa artık bu gerilemeden söz edemeyiz. Belki 60 liraya kadar bir gerilemeden söz edebiliriz. Bunu teknik değerlendirme olarak söylüyorum. Bu tamamen piyasa psikolojisine dayanarak yaptığımız bir değerlendirme. Piyasanın psikolojisini anlamaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Ancak temel olarak belirlediğimiz hedefler matematiksel işlemlere dayanıyor ve kesinlik ifade ediyor. Teknik olarak yaptığımız değerlendirmeler ise daha çok piyasa psikolojisini alakadar ediyor. Şimdi şöyle bir dalgalanma burada hakimdi. Şu şekilde arkadaşlar, yılbaşında fiyat 70 liralardayken genel piyasa hakkında yaptığım değerlendirmelerde hatırlarsınız bu yılın dalgalanmalarla geçeceğini. Fakat dalgalanmaların boyutunu bilemediğimi söylemiştim. Başka bir ifadeyle, bu dalgalanmalar 3'er aylık dalgalanmalar olabilirdi, 1'er aylık dalgalanmalar olabilirdi. Bunu bilemiyordum ama dalgalanmalarla yılı geçireceğimizi yılbaşında ortaya koymuştuk. Şimdi şuradan şuraya doğru burada bir 2 aylık bir dalgalanma var. Yine burada 2 aylık bir dalgalanma var. Hatta 2,5 aylık. Şimdi dalgalanmaların boyutu azalmaya başladı. Burada yaklaşık 1-1,5 aylık bir hareket var. Burada yine
benzer bir şekilde bir aylık bir hareket var. Bunlara dikkat edelim değerli arkadaşlar. Dalgalanmalarla devam ediyoruz ve bu dalga boyları bu şekilde devam edebilir. Şimdi bir sonraki hisse senedine geçiyorum. Borsa. Evet değerli arkadaşlar, borsa burada borçlanma oranı 0.50. Dengede bir borçlanma seviyesi var. Evet değerli arkadaşlar, borsada öz varlık karlılığı 0.60. Tekstil sektöründe dikkatimi çekti. Öz varlık karlılıkları yüksek. Arkadaşlar burada da tıpkı Arsan Tekstil gibi aktiflerini çok ağır kullanıyor. Arsan ve borsayı daha detaylı incelemek gerekiyor. Kesin hüküme o zaman varabiliriz. Şimdilik bir haksızlık yapmayalım. Burada hasılat zayıf. Ancak net kar da yaratamıyor değerli arkadaşlar. Yine de bakalım. Burada brüt kar düşmüş. Şimdi şöyle bakalım detaya. Oranlar düşük. Bilançoya, evet bilanço tablosuna bakalım. Evet borsada hasılat 629 milyon liradan 775 milyon lira seviyesine evrilmiş bu sene. Ancak brüt kar düşük değerli arkadaşlar. 106 lira brüt kar var. Geçen sene bu 204 milyon liraymış. Brüt karda yarı yarıya azalma var. Çünkü satışların maliyeti yükselmiş. Dolayısıyla da burada net kar yaratılamamış durumda bu yıl ilk 3 ay itibariyle. Şimdi şöyle geçelim. Hedef fiyat borsada 12 lira değerli arkadaşlar. Hedef fiyat 12 lira. Zaten hisse senedi yıl başında 12 liranın üzerine 17 liralara kadar çıkmış. Ancak hedef fiyatına geri dönmüş. Şurayı biraz uzatayım daha iyi görülsün. Evet hedef fiyat 12 lira. Şurayı işaretleyelim hedef fiyat olarak. Şu an hedef fiyatın 10 lira kadar altına düştüğünü, buradan hedef fiyata yakınsadığını, daha önce hedef fiyatın bir miktar üzerine çıktığını, tekrar hedef fiyata yakınsadığını, hedef fiyat etrafında dolandığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Ancak son iki çeyrek şirkette durum pek iyi gitmiyor gibi geldi. Karlılık yaratma açısından. Evet, borsayı bu şekilde değerlendirdim. Şimdi geçiyorum değerli arkadaşlar. Yataş'a. Arkadaşlar, Yataş'ta borçlanma oranı 0.69. Burada şirket iyi çalışıyor, onu ifade edebilirim. Şöyle bakalım. Küçük bir şirket değil. Dönen varlıkları 3.6 milyar lira civarında. Şöyle aşağıya geliyorum. Evet. Toplam kaynaklar 4.9 milyar lira. Hasılat 2 milyar lira değerli arkadaşlar. İlk 3 ayda. Geçen yıl 6.7 milyar hasılat yapmış ve nette de 512 milyon lira kar elde etmiş. Esas faaliyet karı 198 milyon lira. Geçen sene 135 milyon lira olduğunu görüyorum. Burada finansman gideri çok yüksek değil. Evet değerli arkadaşlar, öz varlık karlılığı %42, o da iyi. Ben Yataş'ı çalışma performansı olarak beğendim. Şirket iyi çalışıyor ve öz varlık karlılığı da fena değil. Hedef fiyatına bakalım ne olabilir? Bu verilerle 60 lira çıkıyor değerli arkadaşlar. Şu anda 29.88 lira fiyatta. Hedef fiyatın oldukça altında geziniyor bu şirket. Borçlanma oranı 0.69-0.70. Onun etkisi olabilir mi? Ancak istikrarlı bir bilançoya sahip olduğunu söyleyebilirim. Hedef fiyat 60 lira. Şu anki fiyat 30 lira seviyesinde. Yıl sonunda getireceği bilançoya göre benim tahminim yıl sonunda 80 lira gibi bir hedef fiyatı olabilir. Böyle bir hedef fiyata erişebilir. Bu nedenle ben burada fiyatı Yataş'ta oldukça ucuz gördüm. 10 liradan 40 liraya kadar yaptığı hareketin hazmedilmesini ve 30 lira üzerinde bir seviyede kendine yer edinmesini izliyoruz. İleride bu 40 lirayı da aşacaktır değerli arkadaşlar. Şöyle bir kanalımız var. Bu kanalda hareket ediyoruz. Burada 27,5 lira seviyesini kesin destek edindik. Bu destekten yapılacak alımlar ilerisi için verimli olabilir. Bu desteğin altına düşülmesi oldukça cazip hale getirecektir hisseyi. Böyle bir aşağı yönlü spekülasyon söz konusu olursa takip etmek lazım. Ancak bu seviyeyi koruduğu takdirde, ki onu öncelikle bekliyoruz, senaryomuz odur, İleride spekülasyon yukarıya doğru devam edecektir Yataş'ta. Evet değerli arkadaşlar, ancak borçlanma oranı bir parça yüksek, onun detaylarına bakmak lazım. Evet borçlarda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet değerli arkadaşlar, burayı bırakıyorum, şimdi geçiyorum. Son hisse senedimiz Yunsa. Değerli arkadaşlarım, son hisse senedimiz Yunsa olacak. Şöyle Yunsa'yı da buraya getirelim. Evet Yunsa'da fiyat 110 lira seviyesinde ve önceki tepeleri aşmış durumda. Şimdi bakalım. Yunsa borçlanma oranı 0.39 ile düşük bir borçlanma oranına sahip ve şirketin oldukça iyi çalıştığını
gözlemliyorum. Zaten daha evvel Yunus'a hakkında bir değerlendirme yapmıştık. Bilançosuna bakalım değerli arkadaşlar. Evet, Yunus'a da dönen varlıklar 989 milyon TL civarında. Hemen aktiflerine geliyorum. Toplam kaynaklar 2 milyar lira civarında. Net yarattığı kar 108 milyon lira olduğu gözüküyor. Borçlanma oranı düşük olduğu için burada da finansman gideri yok. Değerli arkadaşlar, Yunus'a öz kaynaklar 1.296 milyon lira. Burada ani bir artış var. Yeniden değerlenmeden kaynaklanmış. 29 milyon lira gibi düşük bir ödenmiş sermayeye sahip. Ben Yunus'un öz kaynaklarını çok kaliteli bulmadım. Ancak şirketin borçlanma oranının 0.39 gibi düşük bir mertebede olması, finansman giderinin olmaması ve öz kaynakları dikkate alındığında öz kaynak kar marjının burada 0.40 olması, bu oldukça iyi. Dolayısıyla ve kaynaklarını, varlıklarını iyi kullandığını göz önüne aldığımızda değerli arkadaşlar, hasılatını beğendim. Geçtiğimiz yıl 1.2 milyar lira hasılat var. Bu yılın ilk 3 ayında 397 milyon. Geçen yıl ilk 3 ayda 225 milyon lira hasılat. Bu rakamlar güzel. Ben şirketin iyi çalıştığını düşünüyorum. Öz varlık karlılığı da yüksek. Değerli arkadaşlar, şimdi hedefe bakalım. Yunus'a hedef fiyat nedir? Evet, Yunus'a hedef fiyat 146 TL. Şu an fiyat 110.9 lira değerli arkadaşlar. Hedef 146 lira. Şimdi fiyat 111 lirada ve eski tepeyi aşmış durumda. Yukarıya doğru giden bir trend var. Burada geri çekilmelerde alım yapmak mantıklı olacaktır. Bundan sonra yine bir geri çekilmeyi bekleyebiliriz. Yıl sonunda açıklayacağı, bundan sonra gelecek bilançoların yine aynı performansta olduğunu düşünürsek, şu an 146 lira olan hedef fiyatımızın yukarıya doğru itekleneceğini söyleyebilirim. Şu an bu konuda bir rakam vermeyeyim. 6 aylık, 9 aylık bilançoları görelim. Ondan sonra değerlendirme yaparız değerli arkadaşlar. 6 tane tekstil sektörü hissesi üzerinde düşüncelerimi beyan ettim. Değerli arkadaşlar, video biraz uzun sürdü. Video uzadıkça insanın odaklanması bozuluyor. Enerjisi düşüyor, dudakları kuruyor ve konuşmak zorlaşıyor. Dolayısıyla işimiz, benim işim de kolay değil. Sizlerden de beğeni bekliyorum. Evet değerli arkadaşlar, tekstil sektörünü de bugün değerlendirdik. Şimdi bu sektörde hangi kağıtlar öne çıkıyor onu da göz önüne alarak fikrimi beyan edeyim. Burada bir numarada Yunus'a öne çıkıyor değerli arkadaşlar. Toplam değerlendirmede. İki numarada DESA deri. Ondan sonra Derimont gelir ve bir sonrasında da Yataş. Yataş dördüncü sıraya alınabilir. Bunları bu şekilde dikkatinize sunuyorum. Evet değerli arkadaşlar, burada videoya son veriyorum. Hepinize yatırımlarınızda ve trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Hoşça kalın.